İçine girmenizi istiyorum. Size verdiğim slider klasörünün içindeki CSS klasörünün içine girmenizi istiyorum. Bunun içindeki FW slider'ı kopyalayıp kendi proje klasörünüz olan sabah site birin içindeki CSS'nin içine yapıştırmanızı istiyorum. Sonra JS klasörünün içindeki bu iki JavaScript kütüphanesini kopyalayıp yine proje klasörünüzün içindeki JS'nin içine yapıştırıyorsunuz. Bu slider klasörünün içindeki index HTML'i sağ tıklayıp birlikte aç Dreamweaver'la açmanız. Koda geliyorsunuz. Evet, slider'ın içindeki indeksi açıyoruz. Kod kısmına geliyorsunuz. Tamam mıyız? Güzel. Şimdi 19. satır var. Bakın 19. satır var. 19'dan 22'ye kadar olan kısmı kopyalıyorsunuz. 19'dan 22'ye kadar olan kısmı kopyalıyorsunuz. Kendi proje klasörünüzdeki index HTML'in içine geliyorsunuz. Link href yazan style CSS'in hemen altına bunu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Hemen buraya tanımlayalım. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum. Link href CSS'nin içindeki FW slider rel style sheet type yani tipi text css diyorum. Sabah sitedeki mi hocam? Evet. Sabah sitedeki css'nin içindeki FW slider css'nin. Şimdi diğer index.html'deki arkadaşlar 40. satıra geliyorsunuz. 40. satıra geliyorsunuz. Ve oradan itibaren başlıyorsunuz kopyalamaya. Kaça kadar? 104'e kadar. Kopyalıyorum. 40'tan 104'e kadar olan kısmı kopyalıyorsunuz. Ve kendi sayfamıza geçiyoruz. Article'ın arkadaşlar içinde ne vardı en son eklemiş olduğumuz? Bir imaj vardı. Şu kapalı divi görüyor mu herkes? Şu kapalı divi. Hemen onun arkadaşlar altına bunu yapıştırıyoruz. Ctrl V. Şimdi
Burada eklemiş olduğumuz imajların yollarını düzenleyelim. Biz isimlerini ne vermiştik imajların? Slider 1, Slider 2 değil mi? 43. satıra gelmenizi istiyorum arkadaşlar. Buradaki source'u kontrol boşlukla düzenlemenizi istiyorum. Slider 1. Slider 1'in bulunduğu konumu kopyalayıp diğer imaja yapıştırıyorum. Ve ismini Slider 2 olarak değiştiriyorum. Tabii. Tamam, göstereceğim tekrar. Şimdi bakın. Şuradaki imajı buraya ekledik ya. Diğer imajları da ne yapıyoruz? Aşağıya doğru tek tek ekliyoruz. Slider 2, Slider 3 diye tek tek ekliyoruz. FW Slider CSS klasörünün içine giriyorsunuz. Uğur, boş konuşma artık. Vay, ben seyirciyle mi konuşuyordum yani? Cevap verme hocana. Tabii ya. Şimdi FW Slider'ın içine giriyoruz arkadaşlar. Gerçi hiçbir şey yok. Ne var orada? FW Slider'ın background'unu ilk önce kaldıracağız. Slider Content. Background'unu nereye eklemiş? Bir bakayım ben. Hemen söyleyeyim size. Nasıl? Aşağı yukarı. Dört tane aynı. Ben de. Ama bu şeyin Next'in background'u. FW Slider'ın background'u. Aa, doğru ya, burada var. Çok pardon ya. Buradaki background'u silin arkadaşlar. FW Slider'ın background'u. Source code'dan da yapabilirsiniz bunu. Şurada. Ben niye bulamıyorum ya? Şeyde de var. Component olarak Slider Preview'nin içinde de var. Yok. Slider Preview sağ sol butonları. Yani ileri geri. Kalsın, onu düzenleyeceğiz. Yok ki hocam. Bulamadım. Background yazmıyor. Yerleri tasarımdaki gibi 450'ye kadar 450'ye değiştirelim. Bakın, ben şöyle bir yol izliyorum. İzleyin isterseniz. Şu kısmı seçiyorum. Bakın, %100 değeri seçiyorum. Ctrl F diyorum. Sizde Command F olacak. Replace kısmına 450px olarak bunu yazıyorum ve replace diyorum. Bakın, replace. Bunu pas geçiyorum. Maximum width diyor burada. Bunu da, buna hiç dokunmuyorum. Çünkü bu slider responsive. Başka %100 nerede var? Başka da yok. Şimdi baktığınızda nasıl gözüküyor? Evet, gayet güzel. Bu şekilde olmasının sebebi, bir height değerimiz var. O height değerini kaldırmamız gerekiyor. O height değeri de FW Slider'ın içindeki Slide IMG'nin içinde arkadaşlar. Height değerini disable edin. Height değerini disable edin. Şurada bakın. Slider Slide IMG. Oradaki height değerini disable edin. Ne? Bende de yok. Boş. Tamam. Güzel. Bir bakayım ben nasıl gözüküyor. Şu anda imaj düzgün bir şekilde gözüküyor. Problem yok.
Şimdi bunu sağ alacağım. Sağ alacağım. Sağ almak için de şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. FW slider'a geliyorum. FW slider'a geliyorum. Buradaki değeri float'ı right yapıyorum arkadaşlar. Float'ı right yapıyorum. Float right. Box kategorisine giriyorsunuz. Oradaki float'ı right yapıyorsunuz. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet, harika. Şimdi buradaki metinleri, buradaki metinlerin bir kısmını kaldıracağız. Bakın buradaki metinlerin bir kısmını kaldıracağız. Örneğin şunu sileceğiz arkadaşlar. Şu sarı olan, şu sarı olan ve alttaki learn more tamamen kalkacak. Sadece üstteki yazı kalacak. Onu da aşağıya doğru alacağız ve daha böyle sistemli, daha hoş hale getireceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Şunu bir kapatayım ben ya. Koda geliyorum. Koda geliyorum. Source koda geliyorum daha doğrusu. Evet evet çekiyorum. Şu anda kaydediyorum. Hangisi demiştik? H4 class kalacak. Onun dışındaki seçeneği seçip siliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. H4 class kalacak. Onun dışındakileri seçip siliyorsunuz. Onun dışındakileri seçip siliyorsunuz. Evet, resmin üzerine eklemek istediğimiz yazı. Şimdi tek tek imajların üzerindeki içeriği ekleyeceğiz. Örneğin ilk imajımız neydi? Elmaydı, değil mi? Hemen şuraya elmayı yazıyorum. Elma. İkinci içeriğimiz neydi arkadaşlar? Bakalım. Aynen öyle. Armut, çilek. Armut ve çilek. Elma, armut ve çilek. Ne yapıyorum? Şu kısmı alıyorum. Şu kısmı alıyorum. Hemen altına Ctrl V diyorum, yapıştırıyorum. Slider 4. Slider 4'üm ne benim bilmiyorum. Ona bakacağım. Bu da slider 5 olacak. Buradan kopyalıyorum. Kopyaladım, yapıştırıyorum. Bakayım slider 5'im neymiş? Slider 4 kiraz, slider 5 de üzümmüş. Şu çileği kiraz, şu çileği de üzüm olarak değiştiriyorum. Bakın geldi. Yalnız bir şey eksik. Evet, o oklar gitmiş. Bir bakayım. Aslında bu şekilde daha güzel. Evet, yani o yön tuşlarının olmaması daha hoş. Zaten kaldırmayı planlıyordum. Evet, onu da düzelteceğiz. Onu da düzeltelim. Sadece beyaz yazı kalsın. Yani armutun yazısı kalsın ama siyahı yok edelim. Bir bakayım ne eksiklik var burada. Bir tane div eklemem lazım. Şunun altına div. Şunun altına bir div. Evet. Nasıl geldi. Hocam, güzel. 5 tane. Hoş oldu. Göstereceğim arkadaşlar hepinize tek tek.
Şu timer'ı bir kaldıracağım. Şu timer'ı ve şu alttaki sağ sol okunu kaldırıyorum. Timer'ı ve sağ sol okunu kaldırıyorum. Kendi kendine dönmesi gerekiyor normalde. Ama timer'ı bırakmamız lazım, doğru. Peki hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu haldeyken o yazdığımız kodu şey yapabiliyor muyuz? Böyle bir hani dondurabiliyor muyuz orada? Çalışma zahiri, silmek yerine. Tabii yapabiliyoruz, onu da göstereyim. Evet, gayet güzel. Yön tuşu kullanmadan çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Çalışıyor. O bizim çok geç oldu. Birazdan şimdi başlayacak mı? Geçmiyor mu? Fazla bir kod mu sildik acaba? Div diyor da. Bende de aynı şekilde de onunla alakalı değil ya. Onu şöyle yapabilirsiniz, bakın. Mesela kullanmayacağımız kodları seçtiniz ya. Şurada bakın. Apply HTML comment. Apply HTML comment derseniz silmeden de onun burada faaliyet göstermesini sağlayabilirsiniz. Seçiyorsunuz. Remove comment diyorsunuz. Sağ sol gitti. Çalışmıyor. Bakın şöyle seçtik. Şurada. Remove comment. Şimdi kaç kişi de çalışıyor şu vaziyette? Oklar dursun ama. Oklar durmayınca çalışmıyor. Güzel. Tamam. Şimdi şu okların içindeki renkleri kaldıracağız. Background'ı kaldıracağız ki düzgün bir şekilde çalışsın. Nasıl kaldıracağız bunu? Herkes bu aşamada, değil mi? Problem yok. Şimdi arkadaşlar, oradaki preview next'in background'ını kaldıracağız. Ve slider slide preview seçeneğindeki background'ı disable ediyorsunuz. FV slider slide preview'deki background'ı ne yapıyorsunuz? Remove ediyorsunuz. Aynı şekilde altta da bu mevcut background imaj diyor. Onu da çöpe atıyorsunuz. Aynı şekilde next'tekini de remove ediyorsunuz ve span'ı da ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz. Hemen altında slide next span. İmajı, sadece imajı. Background'ı da siliyorsunuz. Evet, imajı da siliyorsunuz. Aynen öyle. Bakın şu anda gözükmüyor ama el işareti çıkıyor. Daha hoş bir tasarım. Gördünüz mü? Span neyi kaldırıyor? A-hover özelliğini, yani üzerine geldiğinde renk değiştirmesini kaldırıyor. Tamamsak devam edeceğim. Sen niye derste telefonla konuşuyorsun? Şimdi metinin kullanmış olduğu, bakın metinin kullanmış olduğu klasa bakıyorum. Title. Title klasıma geliyorum. Şurada. Burada bir margin tab değeri var. Görüyor musunuz? Margin değeri var. Ha, 50 demişiz. Sizde margin değeri var mı arkadaşlar? Margin de başta 10. Padding vermiş değil mi? 10 piksel hepsine vermiş. Güzel. Background'ı kaldırın. Background'ı kaldırmanızı istiyorum. Background'ı kaldırın. FW slider nokta title.
FW slider nokta title. Onun içindeki background'u kaldırıyoruz. Üstteki. Title bir tane ya. Orada font size var. Önemli değil. Evet, sadece background'ı kaldırıyoruz. Yok, bakmayın. Margin top değerine geliyorsunuz. Box'taki margin top değerine geliyorsunuz. Yok, buradan yapmayalım margin top. Bedding kalsın. Title'ı, background'ını sildik mi? Evet. Güzel. Hemen üstünde FW slider slide content wrap defined under diyor. Gördünüz mü? Sadece content wrap. Tamam. Content wrap. Onu açtınız. Orada bir %30 değer var. Görüyor musunuz? Box'a geliyoruz. Evet. Box'taki margin top değeri kaç? 15. %15. Onu %50 yapar mısınız? %50 yapar mısınız? Tapı yapıyoruz. Evet. Tapı %50 yapın. Batım kalsın hocam. Batım kalsın. Çok güzel oldu. Bakın Metin şuraya geldi. Metin alta geldi. Orada Metin'in rengini de menüdeki yeşil olarak kullanalım ki bir bütünlük sağlasın. Yine title'a geliyoruz. Oradaki color'ı arkadaşlar, oradaki color'ı şuradan doku alarak DS235A1A renk kodum. DS235A1A. Çok güzel. Şimdi o aşağıda 235A1A. Teşekkür ederim. FW slider JS'nin içine gelin bakayım, kod var mı burada? Bir göreyim. Creation. Gördünüz mü kodları? Çok iyi. Aferin size. Hocam burada şeyi aratabilir miyiz? Kontrol değil. Aratabiliriz. Tahminine ne verdiğini ne getiriyor? Aynen öyle. Şu anda zaten ne verdiğine bakıyorum. Şurada CSS3 Media Queries CSS'nin içinde altta 5000 değeri var. 116. satır. Şu 5000'i arkadaşlar 3000 olarak değiştirip kontrol S diyeceğim. Tarayıcı ön izlemesi yapacağım. Daha hızlı oldu. Bakın. Değil mi? Şimdi sırada siyah ve sarıyı değiştirmek var. Onu da hemen düzenleyelim. Daha hızlı olmasını sağladı. Yani milisaniye o aslında. Saniyenin de daha küçüğü. Milisaniye. Tamam. Şimdi. Sen anladın beni.
Gelin değil mi? Şimdi burada kullanılacak o hareketi veren timer'ın CSS stillerine bakacağız. Yine FW slider'a geliyoruz. Muhtemelen timer seçeneğinde bununla ilgili renk seçeneği var. Bakın mesela buradaki background color siyah diyor ya. O siyahı arkadaşlar, siyahı şuradaki açık yeşille değiştireceğim. Şuradaki açık yeşille değiştireceğim. Nerede hocam? FW slider timer. Şuradan hemen. Evet. A9F15F. A9F15F. Sonra altında progress var. Yok, bu progress bizim için değil. Bir tarayıcı ön izlemesi yapayım. Evet, yeşil değişti. Açık yeşil oldu. Şimdi de üzerindeki o sarıyı değiştireceğiz. O sarı da progress bar'dı. Bakın hemen FW slider progress. Onun da renk kodunu şuradan alıyorum. Yeşil diyorum. Ve tekrar tarayıcı ön izlemesi yapıyorum. Oldu mu istediğiniz gibi? Güzel. Pembe, pembe. 235A, 1A. Sence? Tamam mı arkadaşlar? Var mı sorun? Şu FW slider nokta timers'ın içindeki bottom 15 piksel diyor ya, onu bir disable edin. Bottom 15 pikseli bir disable edin. Biraz daha aşağıya insin. Yani imajların üstünde binsin istemiyorum. Ama bu sefer de üste çıktı. Tamam tamam. Geriye alın. 15'i 5 yapın. Evet. Timer'daki 15'i 5 yapın. Margin bottom'daki timer'ı 15 yapmıştık. 5 yapın. Evet, üstüne çıkmasın. Güzel. Hatta sağa da yanaştırsak güzel olur gibi geliyor bana. He? Timer'ın margin değeri. Sorun yok. Sende olmadıysa olmasın yani. Position'ı nerede bunun ya? Heh, burada flat demişti. Timer. Right diyelim. Sağa yaslansın bu da. Evet. Right güzel duruyor. Ama bu sefer ters başlıyor. Bakın sağa yaslandı fakat ters başlıyor. Left olarak kalsın. Son kararım. Ve artık bunu bu şekilde bırakalım.
Evet, bunu bu şekilde sonlandıralım. Yarın diğer içeriği ekleriz. Anam 30